Bu yerel seçimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın aday gösterme konusunda kendi geçmiş performanslarını ikiye katladığı bir seçimdir. Ama seçilecek yerden kadın aday noktasında çok iddialıyız. Bundan önce sadece Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız vardı. Tek Büyükşehir Belediye Başkanımızdı kadın. Şu anda Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, Kahramanmaraş ve Sakarya olmak üzere 5 Büyükşehir Belediye Başkanımızda kadın adaylarımız var. Her birisi birbirinden güçlü, birbirinden iddialı isimler. Bütün illerde, ilçe belediyelerinde çok iddialı kadın adaylarımız var. Özellikle yaptığımız ön seçimlerde artık kadın kotasını pencere usulü, yani toplamda %30'la değil, ilk üçte, ikinci üçte, üçüncü üçte diye pencere usulü kadın kotasını uyguladık. Bundan sonra hedefimiz eşit temsildir. Kadına seçme seçilme hakkını dünyadaki bugün gelişmiş bütün ülkelerden kiminden 40 yıl önce, kiminden 30 yıl önce tanımış ve kadınların bu hakkı elde ettikleri, hak ettikleri bu topraklarda Cumhuriyet Halk Partisi er ya da geç ama cesaretle siyasette eşit temsili getirmek durumundadır. Bu konuda önemli adımlar atıyoruz. Çok önemli bir iddiamız var ve bundan sonra kadınların ve gençlerin siyasete doğrudan dahil oldukları ve Cumhuriyet'in esas teminatının bu olduğunu hepimizin gördüğü bir süreci yaşamak durumundayız. Hep birlikte direnmenin, hep birlikte mücadele etmenin gereği vardır. Ben burada CHP'nin yaptıklarını değil, bu konuda CHP'nin direnmek ve mücadele etmek isteyen hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün kadınlarla siyaset üstü bir dayanışma için söz verdiğini ifade etmek istiyorum. Birlikte olalım, medeni kanuna karşı, kadının sosyal hayata katılmasına karşı, miras hakkına, nafaka hakkına karşı yapılacak saldırılarda hep birlikte Türkiye'de yaşayan bütün kadınlar adına ve Cumhuriyet'in teminatı kadın erkek eşitliği adına Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buradayız, varız ve hep birlikte mücadele yapacağız. Ve sanırım bu heykelle birlikte Eskişehir'deki heykel sayısı da 100'ü geçiyor. İnşallah bizden sonra yetişen öğrenciler atölyelerde hala çalışıyorlar. Çok güzel eserler meydana getirecekler. Ve başkan adayımız Ayşe Ünlüce ile birlikte açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kadınlar Günü'nün kutlu olsun. Saat 15'te Odunpazarı Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'ni dinledik.